1000 dolar. Ama bak evden alırım ha. Aslan. Ne oluyor? Yağmur muydu o? Evet, yağmurdu. Kardeşin eskortluk yaptığını biliyor muydun Devin? Sana soruyorum kızım. Söylesene. Anne tamam yeter bir sus artık. Yağmur tamam. Hastaneye gidiyoruz iyi olacaksın. Merak etme. Aslan, ne oluyordu o videoda? Önemli bir şey değil. Kardeşinin yaptığı pazarlık. Anne! Ne anne ne? Daha ne kadar rezil olacağız acaba? Ya bir sus, sus! Ya bir baldızımızın eskort olması eksikti. Sizin ne işiniz var burada? Bir müsaade eder misiniz? Çık dışarı canım. Müsaade et. Hadi. Nereden buldun bunu? Araştırdım, buldum. Hiç zor olmadı. Keşke sen de araştırsaydın. Başka şeyler için uğraştırsana şu enerjini. Ha, alo, Devin. Ya Cihan ben. Yağmur saldırıya uğradı. Sizin evin orada. Pek iyi değil ha, söyleyeyim. Hastaneye götürürüm şimdi. Konum açacağım sana, tamam mı? Hemen gelin. Aslan. Lan ters yön ters. Lan oğlum al. Lan geri bas. Sakin olun. Hanımefendi sakin olun. Bakın içeride bir sürü acil yatan hasta var. Evin tamam sakin. Sakin gel. Nasıl durumu? Durumu nasıl? Hayati durumu iyi, bilinci açık. Başına çok fazla darbe almış. Kafa travması olabilir. Ayrıca kaburgalarında da kırık var muhtemelen. Niye göremiyorum peki? Şu an değil. Lütfen siz sakince bekleyin lütfen. Tamam. Sağ ol. Bırak müdahale et şimdi. Yağmur. İyi olacak bir şey olmayacak gel. Yağmur! Bırak! Sen mi buldun kızı? Evet abla. Sağ ol, Allah razı olsun. Nerede buldun? Şeyde. Pardon. Alo. Yok. Yok daha çıkalım.
Kaybol. Hadi. Efendim? Sen Yağmur'a bunu kimin yaptığını gördün mü? Yok, yok, görmedim. Cihan! Bunu Yağmur'a kimin yaptığını gördün mü, görmedin mi? Çabuk söyle. Yok ya, kaptığım gibi getirmişler sana ya. Yok. Görmedim. Orada bulunan bütün kamera kayıtlarını sileceksin. Aslan bunu yapanın Serhat Koruzade olduğunu öğrenirse... Ne var bunda? Dünyadan bir pislik eksil işte. Fena mı? Laf cambazlığını bırak. Ortağımızın oğlundan bahsediyoruz burada. Öfke yüzünden İlyas Koruzade ile savaşa girecek halimiz yok. Hemen o kayıtları sileceksin. Yoksa yakarım başını, biliyorsun. Anladın mı? Aslanım. Ekrem nerede? O Turgut'la birlikteydi. Yoldalarmış. Yağmur Hanım nasıl? İyi. İyi. Bak sana ne diyeceğim. Bu olaydan ne basının, ne eş dost kimsenin haberi olmayacak. Anladın mı beni? Tamam tamam, merak etme. Abi bırak. Dur. Ekrem. Eko. Ekrem gel. Gel, müdahale ettiler zaten, gel. Abi. Gel oğlum. Abi. Gel. Tamam, sakin. Sakin. Abi bırak. Gel. Abi bir. Abi. Abi bir. Eko tamam. Abi. Gel buraya. Abi bir yanımda ol, demir bırak ya. Gel. Abi. Abi bir gideyim. Bir yanına gideyim ne olur. Sakin. Ne olur. Sakin. Kim abi? Kurban olayım, söyle kim? Söyle ya. Kim? Abi. Bana söz ver abi, ne olur. Kim yaptıysa bulacağız. Tamam. Gereğini yapacağız da abi, bana, ne olur. Bak bana. Ne olur. Sakinleş, bak. Tamam. Bunu yapanı bulacağız. Onu da cezasını kendi ellerimizle vereceğiz. Sana şeref sözü. Sakinleş. Tamam. Şimdi sakinleş. Tamam. Gel buraya. Oğlum sakinleş. Sana şeref sözü. Sana şeref sözü. Ay oğlum, sana kaç gündür çok zahmet verdim ben. Anneciğim. Canım ne zahmeti, rica ederiz. Burası sizin eviniz. Her zaman bekleriz. Anneciğim, bir konuşsaydık gitmeden, doğru düzgün konuşamadık. Ya sen acaba burayı bir ilaçlatsan mı diyorum ben? Çok sivri var ortalıkta. Anneciğim, sana söylüyorum, bir konuşabilir miyiz? Yağmur'la ilgili bilmen gereken bir konu daha var. Ay konuşuruz kızım, günler torbaya mı bindi? Ya gece de böyle uyutmuyorlar. Vız 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 vız. Kadın neyden bu kadar kaçıyor, anlamadım ki. Aslan, şu çocukla birazcık konuşsan mı? Yazık, günlerdir bir gram uyku uyumadı ya. Geçsin yatsın azıcık içeriye. Yatmaz. Var ya, onu yapanı bulana kadar öldürsen uyumaz, biliyor musun? Öyle bir çocuk o. Öyle bir karakteri var. Babamla görüştük. Uygun her şey. Yarın 2'de Körfez'de buluşalım, atalım imzaları. Buyur abi. Abi.
Bu Hande'nin bir haftadır eve gelip gittiği yok. Ölmüş olsa haberimiz olurdu. Bence bu kız kesin kaçtı. Kaçmıştır. Kaçarlar yani. Artık evin önündeki adamları salalım mı? Yani kamera kayıtlarını silecek kadarsa... bu planlı bir şey, öyle anlattığı gibi gasp falan değil o zaman. Yok yavrum, gaspla ne alakası var? Kızın yüzü dağılmış, görmüyor musun yani bu? Belli ki yani eski bir belalısı falan. Bir de bu yani bu onun meselesi var ya, bu şey meselesi. Onunla bir ilgisi olduğunu düşünüyorum ben. Yani kız belki sana açık açık söyleyemediğinden dolayı tabii yalan söylüyor, tamam. Ama ne yapman lazım biliyor musun? Konuşman gerekiyor ki o da bilsin senin bildiğini. O yüzden açık açık ne var ne yok söylesin sen, tamam. Ya konuşacağım zaten, konuşacağım da işte biliyorsun yani birazcık üzerine gidince hemen sinirleniveriyor. O ne zaman hazır olursa ben de o zaman konuşacağım işte. İfade falan da sonra. İfade mi? Ne ifadesi ya? Bana bak sakın ha. Böyle ifade falan oraları karıştırmıyorsun. Aslan. Konu kapandı sakın. Aslan, seninle bu konuyla ilgili tartışmayacağım. Ben onu yapanı bulacağım. Gereken neyse de onu yapacağım. Neymiş gerekeni Aslan? Ne yapacaksın? Kim yaptıysa bulup kafasına mı sıkacaksın? Hak var, hukuk var yahu. Sana ne oluyorsa. Sen ne zannediyorsun? Bir dakika, sen ne zannediyorsun? Kız ifadesini verdikten sonra bu adamı alıp müebbet hapse çarptıracaklar. Öyle mi olacak diyorsun? Devin harikalar diyarında. Aslan. Bak ben sana harf harfine ne olacağını söyleyeyim mi? Kız ifadesini verecek. Bunu da alacaklar içeri. İki gün tutacaklar. Hadi bilemedin, üç gün tutacaklar, tamam. Ondan sonra edip salıverecekler. Kimmiş? Yapanı mı buldunuz? Yok ablacığım, daha bulamadık. Sen biraz daha iyi misin bugün? Azıcık konuşalım mı artık Yağmur? Ne oluyor abla, ben sorguya mı çekiliyorum? Yine yani, her yerde, her fırsatta, her bulduğunda beni sorguya mı çekiyorsun? Yağmur, öyle demek istemiyorum da işte artık bir abla kardeş konuşsak istiyorum canım. Abla sen 10 yıldır neredeydin ya? Adamı bulduk. Köşedeki kırtasiyenin kamerasını unutmuşlar. Kim? Orası biraz karışık. Telefonda zor. Tamam, bekle geliyorum. Yavrum benim bir işim çıktı. Geleceğim. Bunu mundar etme bak, yalnız. Tamam bakarım. Abi. Bir gelişme var mı? Olunca haber vereceğim dedim ya sana Eko. Abi bu kayıtlar falan da silinmiş. Benim bilmem gereken bir şey yoktu. Oğlum git. Yağmur'la ilgili. Yine aynı soru mu? Yok oğlum. Babaannen için aradım. Aklı yine gitti bu aralar. Doktora yürüyüşe çıkarın dedi. Tamam, yarın geliyorum. Babaannemi aradım. Başka? Öğrendin mi oğlum? Kim yapmış? Hah. Günümü en şenlendiren sorulardan bir tanesi. Bak sana bu sefer farklı bir cevap vereceğim. İnanmazsın. Yapanı bulmuş İskoçlar. Şimdi birazdan öğrenmeye gidiyorum. İyiyim. Çok şükür. Ne yapacaksınız peki? Kapatıyorum anne.
Yağmur. Yağmur. Ben de çıkıyorum ablacığım. Ekrem dışarıda konuşmak istersen. İstemiyorum, tamam sen çık. Ocakta da bir şeyler var, bakarak ol. Çok acıtıyor. Bir daha gelmezsin o. Anacığım sana da hemşire beğendiremiyoruz ya. Birisi yapacak bu ineği değil mi? Kim yapsın? Ceyar yapsın. Ceyar kim ya? Dallas'ta petrol zengini yok mu? Tövbe estağfurullah. O yapsın. Ceyar anne ben yapıyorum. Ben de mi kötü yapıyorum? Sus hemşir. Dana gibi ellerin var. Hiç beceremiyorsun. Dallas'ta Ceyar gelsin. Neden cevap vermiyorsun? Ne olsun istiyorsan olmayacak. Tolga, sana diyorum. Ne Tolga? Alacaklılar mı? Yok İbrahim amca şey. Kaya'nın sünneti var ya, o işte bahçe sütlemesi falan, fotoğraf atıyorlar, bir şey değil. Ne zaman paşamın sünneti? Haftaya kısmetse. İyi, iyi. Ya amca annemle bir de sen mi konuşsan? Zebellah gibi dikti korumayı başıma. Nereye gitsem yanımda. Ben Yağmur'u ziyarete gitmek istiyorum. Vallahi beni hiç karıştırma kızım. Annen haklı. Bence o kızla hiç görüşmesen daha iyi. Doğru, ben de katılıyorum. Allah acil şifasını versin. Su testisi de su yolunda yani. Ne testisi ya? Saçma sapan konuşup insanı delirtiyorsunuz. Geçmişi yüzünden başına gelenleri hak etmiş mi oluyor yani? Biz öyle bir şey mi dedik Ceylan? Evet, aynen öyle dedin. İnşallah o testi başınıza kırılır da kendi zihniyetinizde boğulursunuz. Ceylan. Senin dilin bayağı uzamış. Ucuz kadınlarla mı arkadaşlık yapacaksın? Ne ucuz ya hala? Ya abla sen de bir şey söylesene. Abla. Hı? İyi misin? Ceylan. Uzatma artık, yeter. Bir daha o kızla görüşmeyeceksin. Bitti. Emredersin komutanım. Ne meraklıymışsın öyle elin arsız ile görüşmeye? Ha? Anası da öyle ya. Ona çekmiş. Konuşmamız lazım. Anneciğim, yürüyüş yapalım mı? Hadi gel yürüyelim beraber, kalk. Hadi bakalım. Kalk bakayım. Hayda. Hoppa. Alo. Ha, doktor. Nasılsın? Ya merak ettim. Arama demiştin ama. Kardeşin nasıl? İyi. İyi işte, nasıl olabilirse. Cihan, bu arada sen yetişemeseydin Yağmur'un durumu ne olurdu bilmiyorum. Çok teşekkür ederiz. Ederim. Sana borçluyuz. Yok ya, ne borcu? Öyle şey olur mu? İnsanlık görevi. Cihan, ben şimdi arabadayım da park etmem lazım arabayı. Sonra konuşalım, olur mu? Ha, tamam tamam. Kendine iyi bak. Tamam, sen de. Kesin bilgi mi? Serhat, Koruzade mi? Evet o. Olmaz. Ne anam? Çiftlik yönü lazım.
Patlıcanla olur. Ünlü patlıcan. Şimdi Aslan bir şey yaparsa İlyas bunu karşılıksız bırakmaz. Ben bir söyleyeyim de sonra söylemedin deme. Sen İlyas Kuruzade ile olan diğer ortaklıkların bozulacak diye diyorsun. Yani para kaybedeceksin ya. Benim derdim o değil. Aslan Sedat'a kıyarsa İlyas Kuruzade de Aslan'ına kıyar. Senin derdin bu değil mi? Gidip Serhat'la konuş. Kızın Aslan'ın baldız olduğunu söyle. Aslan'ı tanıyor zaten. Yani yurt dışına kaçmaktan başka şansı yok. Gidip anlat. Şimdi Serhat babasından korkar, bir şey söyleyemez. E, yurt dışı çıkış yasağı da var. Yani İlyas'ın yardımı olmadan bu işi çözemeyiz. Sen gidip konuş, ikna et. Yurt dışı çıkışını ben ayarlayacağım. Vay. Cihan'ı sahaya sürecek kadar korkuttu bu durum seni, öyle mi? Güzel, güzel. Korku iyidir. Korku adamı diri tutar. Yoruldun mu anam? Durmaz. Lastik terlik düdüklüde durmaz. Kedi durur. Durur. Hadi durur. Anne. Hadi gel, girelim içeri artık. Gel. Ceylan çıkarır akşam yürüyüşte seni, gel. Allah'a emanet ol anam. Hülya. Bana diyeceğin bir şey var mı? Var. Bir an önce konuş, haber et bana. Hadi anne. Efendim Tolga. İbrahim amca, birazcık paraya sıkıştım da yine bir şeyler ayarlayabilir misin diyecektim. Kurtaramadın kendini optan değil mi? Tamam tamam, asma yüzünü. Bir yolunu buluruz. Ben seni hiç yer yolla kodum mu? Komadım. Bundan sonra da komam. Borç olarak istiyorum ama. Belimi doğrultayım. Ve İbrahim Soykan'ın defterinde veresiye borç morç yok. Sana bunu daha önce öğrettim. Sen anladın beni. Hülya anne sabahın köründe geldi çiftliğe. Aslanlar da bugün geliyormuş. Ya ben vereceğim verdim. Sen yapacağını yaptın. Ödeme ne zaman? Bizim verdiğimiz teklifi nereden biliyor bu adam? Bu sene bu kaçıncı olur dayıcım ya? Yok dayıcım, yok. Kesin bir tane köstebek var bizim tarafta. O gün diye haber uçuruyor. Kiminle konuşuyordun pıkır pıkır telefonda? Annemle. Saatin yeni mi saatin? Hediye. Hediye geldi. İbrahim amca yapma Allah aşkına. Aslan nefesi ensem de nefes aldırmıyor ki bana. Ben de onu diyorum işte. Aslan'ın kanı bu ara deli akıyor. Senin gözün kulağın üstünde olsun. Bir şey öğrenirsen bana haber et. Ben de senin cebini doldurayım. Yok, yok yapamam amca. Aslan'ın arkasından iş çeviremem. Öldürür beni. Peki Tolga, peki. O zaman senin yolun karının kucağına çıkar. Ya benim kucağım ya karının kucağı. Git para ondan iste. Haydi selametle.
Dayıcım Eko yoktu mu? Eko'nun varlığı yokluğundan daha çok zarar verir. Kimmiş? Buldun mu? Dur, bekle. Yenge, Aslan abiye bir haber verseydim ben. Hoş geldin, sefalar getirdin benim güzel eşim. Bu ne güzel sürpriz böyle, gel. Ama yalnız bak sana bir şey söyleyeyim ben. Yol boyunca böyle tabak gibi görünüyordun. Bana bir hatırlat, boş zamanımda seninle araç takip çalışalım, olur mu? Oynat Turgut. Aslanım, önce sen bir izleseydin iyiydi. Arkadaşlar, konu benim kız kardeşim olduğu için. Anlatabiliyor muyum? Madem ona bunu yapanı buldunuz, ben de onu öğrenmeden hiçbir yere gitmiyorum. Aç. Tanıyor musun sen adamı? Cihan. Hı? Şunu açar mısın? Teşekkürler. Rica'lar. İyi ki varsın. Kavanozu açtığım için mi? O da var. Hı? Cihan, ben sana bir şey söyleyeceğim. Söyle. Dur gelirim. Anne, hayırdır? Temizlenecek bir pislik mi var? Öyle sıkışmış bir kavanoz kapağı falan. Hangisi? Çık dışarı. Bir kere daha uğraşamam. Çık. Nesini anlamadın? Çık dışarı. Yağmur Hanım'ın İrem diye bir arkadaşı Serhat'la ilgili orada burada konuşuyormuş. Hani bunun güdümsüz oluşuyla ilgili. Sonra çok geçmeden İrem yüksek dozdan İzmir'de ölü bulunuyor. Serhat'a ait rezidanslardan birinde. Şerefsiz. Ha, bu arada bu olay taze sayılır. 6 ay önce. Üstü kapatılmış tabii hemen. Yağmur Hanım da bu işi Serhat'ın yaptığını söylemiş gittiği her yerde. Serhat da başına bela oluyor İzmir'de. Bir süre izini falan kaybediyor ama aylar sonra İstanbul'da bulunca takılıyor peşine. Gerisi de malum. Bir kadın katiliyle karşı karşıya mıyız biz? Sana bir soru soracağım. Sence bu insanlar yaşamayı hak ediyorlar mı? Anlamadım Aslan. Sen mi karar veriyorsun kimin yaşayıp yaşayamayacağına? Kimsin sen ya? Ya
Sen bana hala hak, hukuk, adalet var diyorsun değil mi? Aslan tabii ki. En çok da şimdi. Biz normal insanlar meselelerimizi bu şekilde hallediyoruz çünkü. Sen benim bundan sonra işime karışma Demin, olur mu? Ne diyorsun sen ya? Senin işin mi bu aslan? İyice kafayı yediniz ya. O son kaydı bilerek bıraktın değil mi? Aslan bulsun diye. Tamam, aslan buldu. Ne olacak peki şimdi? Yusuf Soykan'ın istediği olacak. Hep öyle olmadı mı? Neymiş babanın istediği? Zulmü görmezden gelmek, mazluma ihanet etmektir. Hep böylelerdi. Mazlum mu? Eminim Yusuf Soykan bir f***ye mazlum demezdi. O yüzden mi bir f***ye de? Haddini aşma. Konu çok ciddi. Serhat'a bir şey olursa ortalık kan gölüne döner. Aslan Baldız iki tane tokat yediği adam öldürürse... ...oğlu ölen İlyas Koruzade... Anladım, anladım. Sen Biricik oğluna bir şey olacak diye, ölecek falan diye korkuyorsun değil mi? Yani, tabii. Bir onlardan, bir bizden. Ya merak etme anne. Bir oğlun daha var, belki beni öldürürler. Takma kafana yani. Serhat'a kimse dokunmayacak. Yok öyle bir dünya. Sen kızın halini gördün mü? Ben gördüm. Kollarında taşıdım hastaneye. Yetişmeseydim bu şerefsiz kızı öldürecekti. Deminle seansları nasıl gidiyor? Hoş geldin Hülya Soykan. Epeydir benden bir şey istemiyordun. Zor bir şey galiba. Zor değil. Hep yaptığın şey. Serhat'ı ülke dışına sen çıkaracaksın. Yoksa? Yoksa Aslan'a her şeyi anlatırım. Devin'le seanslarını ancak rüyanda görürsün. Benden haber bekle. Sen ben çok mutluyum mu zannediyorsun? Kim biliyor musun bu? Bizim ortağımız. Anladın mı? Koruzadelerin oğlu. Yani savaş çıkacak. Sen çıkarmazsan hiçbir şey çıkmayacak Aslan. Yağmur gidecek, ifadesini verecek. İrem'le ilgili bildiği her şeyi anlatacak. O şerefsiz de cezası neyse çekecek. Ve sen... Hiçbir şey yapmayacaksın. Anlatabiliyor muyum Aslan? Yapabileceğin tek şey o adamın cezasını çektiğinden emin olmak. Bu kadar. Benim bu elimdeki videoyu görüyor musun? Bak bu video burada. Sana söz veriyorum bu videoyu vereceğim. Ama bu geceye kadar bana müsaade ediyorsun. Böyle öfkelenerek hiçbir şey yapamazsın. Anladın mı? Sakin sakin oturup konuşmak lazım. Ona göre karar vermemiz lazım. Bu kadar basit bir konu değil. Anladın mı? Tamam. Olur, oturur konuşuruz Aslan. Tabii ki. Ama bizim kararımız değil bu. Onu bir bil. Aslanım, ne yapıyoruz? Ne yapmamız gerekiyorsa onu. Yağmur. Hoş geldin. Çaldım çaldım açmayınca dolandım geldim. Elim ayağım kesildi ya. Sen iyi misin? Hı hı. İyiyim.
Yağmur. Şeyden beri konuşamadık tam. Hasan abimden alıyorum haberleri de. Senin aklına hiç mi kimse gelmiyor bunu yapacak? Borcun neyin var mıydı eskiden? Bir torbacı olur, bir şey olur. Yok. Sevgilin falan belalı bir şey. Yağmur sen bir baksana bana. Bak ben kafayı yiyeceğim, ben delireceğim. Sen ne arıyorsun? Ha? Oralet. Oralet mi? Ben sana o gün oralet almıştım. Akşam gelirken getirecektim yanına. Sen böyle kahkahalarla gülecektin. Ben de diyecektim ki bak bu hem portakallı. Ya sen şimdi bana burada bir sürü şey soruyorsun ya, ben o gece yaşayamadığımız her şeyi başa sarıp sarıp hayal ediyorum. Ama kaybettim. Şu bir haftada neler oldu? Benim düşündüğüm tek şey bu kaybettiğim oralet. Sizinse tek düşündünüz. Bana bunu kimin yaptı? Yağmur. Yağmur. Yağmur bak. Yağmur. İstemiyorum. Ekrem. Tamam, ben hallederim, merak etme. Arteri ovenöz malformasyon. Damar yumağı da deniyormuş. Ölümcül bir hastalık için ne kadar da kibar bir ismi var değil mi? Benim iki çocuğum var biliyor musun? Kaya ve Zeyno. Doktor daha cümlesini bitirmeden ben ilk onları düşündüm da. Leyla. Leyla müsait misin? Biraz konuşalım mı? Olur. Olur tabii, konuşalım. Aslında benim de seninle bir şey konuşmam lazım. Tolga. Şimdi ben check-up yaptırmıştım ya. Sonra da testler falan istedim. Leyla biraz param var mı? Ne? Borç olarak yani. Ya bu ara birazcık fazla açılmışım da. Şimdi şirketten de almak istemedim. Annemin kulağına gitmesin, tadımız kaçmasın diye. Ama borç olarak yani geri vereceğim. Leyla. Olur bakarız. Vallahi. Süpersin ya. Oh çok şükür. Harikasın. Tamam. Hastane diyordun ya. Ne olmuş? Kötü bir şey mi var? Yok da. Ben hastaneye gidip gelmelerimde bir hemşireyle tanıştım. Hı. Babaannem yeni birisini istiyor ya, onu çağırdım diyecektim. Çok iyi düşünmüşsün. Tamam.
Bana bir şey diyor musun? Tamam. Bunun bir tanesi yetmiyor muydu? İş kritik olmasa aslında tekli de olur. Ama sonra o olduğu yerden kopma yapıyor. Diguli. Ha. Hayırdır, seni bir gergin gördüm. Yo dayıcığım, ne gergin? İyi. Yani aslında biz bu işi yapıyoruz ama bu herifin babası bizim ortağımız. E istediğimiz parayı vermeyi de kabul etti dayıcığım. Yani ne bileyim, stratejik olarak sanki biz bir yanlış mı yapıyoruz? Bu duygu ve düşünceden Eko ile de paylaşmak ister misin? Ha. Kirven bak, bunların yarısı doldu. Zincirleri ver koyalım istersen. Tamam, burada dur. Aşağı yukarı bunun tanesi kaç kilo çeker? Vallahi bilmiyorum ki dayıcığım. Bayağı ağır oldu. Sen nasıl bağlamayı düşünüyorsun? Standart. Tam böyle. Bunu buradan böyle. Bunu da böyle sabitledik mi asma kilitle. Salarız gider. İskoç. Bu basın işi sende ağır. Tabii. Kontrol ediyorsun değil mi? Ben de. Ama bir yerde bir şey çıkmadı, merak etme. Olay kritik. Yakın takipteyiz. Tamam, gözün kulağın üzerinde olsun. Tabii, tabii. Tamam. Tamam. O zinciri biraz ortala ortala. Tamam, tamam. Dur. Alo? Hay Allah. Hay Allah ya, neler olmuş? Canım çok geçmiş olsun. Sağ ol ya. Peki neymiş mevzu, bulmuşlar mı adamı? Yok, abimler bakınıyor hala. Gasp herhalde. Hay Allah. Sen bana gelmek ister misin? Kafam falan dağılır hep. Ya bugünlerde ev biraz karışık. Başka zaman söz ama. Tabii, tabii. Tamam canım, ben şimdi bir toplantıya giriyorum. Konuşuruz sonra, tamam mı? Aa, tamam. Ati, bu konuştuklarımız aramızda kalsın, olur mu? Tabii ki, tabii ki. Merak etme, unuttum bile. Hadi öptüm. Ben de. Aç bilgisayarı. Alo, Gökhan. Ne haber dostum? İyi, iyi benden de. Şimdi sana bir haber yolluyorum. Yarının manşetlerini anında değiştiriyorsun. Soykanlarla ilgili. Ne ha? Ya, yalnız bana bak, haberin kaynağı yok, tamam mı? Buhar oldu, uçtu. Bilmiyoruz. Nereden geldi bu haber? Hiçbir fikrimiz yok. Tamam mı? Tamam. Tamam, yolluyorum. Yarım saat sonra mailinde. Eyvallah. Yaz. Aslan Soykan'ın eskort baldızı dayak yedi. Yazsana oğlum. Var mı bu diyeceğin Serhat? Ne diyeyim İbrahim abi? Bir talihsizlik olmuş işte. Hem ben elin eskortunun Soykanların baldızı olacağını nereden bileyim? Bu mu yani? E bu. Diyorsun sen. Şimdi geçen birine daha dedim. Korku dedim iyidir. İnsanı diri tutar dedim. Ama sen pek bir rahatsın Serhat. Hani ben sana söyleyeyim, bu rahatlık iyi değil. E ne yapayım İbrahim abi? Var mı bana bir tavsiyen? Vallahi aslanı biliyorsun. Bence sen bir müddet ortadan yok olsan iyi olur. Bana bak İbrahim abi. Yaşını hürmeten konuşmayayım diyorum. Susmaya çalışıyorum ama. Bildin mi? Ha? Şu an aynen o moddayım ben.
O yüzden ufak bir yanlış anlaşılma diyelim. Abartmayalım. Konu da burada kapansın, tamam? He, tamam. Kapansın, kapansın da... Bakalım arkadaşın Ati konuyu kapatacak mı? Ati ne alaka? Oğlum, seni Tufa'ya o düşürmedi mi? Hı? Aslına olan garezinden Yağmur'un kim olduğunu söylemedi sana. Bir de bunu haber yapıp gazetesinde manşete konu muydu? maşallah senin bu katlar da bir değil, iki değil. Bunu öğrenirse, hı? Neticede senin peder gazete okuyan biri. Babamı karıştırma! Öğren. Sakin ol. Ulan baba lafını duyunca senin de kimyan bozuluyor. Ben senin iyiliğin için söylüyorum. Babanla papaz olmayasın diye. Sen bilirsin. Ben kaçayım artık. Kaç kaç. Sen kaç İbrahim abi. Ama şunu bilesin. Benim hiçbir yere gittiğim yok. Ta anda buradayım. Hey. Hey. Serhat burada. Hiçbir yere gitmiyor. Şuradan dön. Aslan evine gidiyoruz. Sen bu Serhat Koruzade'yi tanıyordun ama değil mi ablacığım? Yağmur. Biliyorum çok zor ablacığım ama ifadeni vermen lazım. İfadeni vermen lazım ki o adam da cezasını çeksin Yağmur. İrem'i de biliyorum. O öldürdü onu biliyorum. İşte o yüzden Yağmur ifadeni vermen, bildiğin her şeyi anlatman lazım ki o adam çeksin cezasını. Ben senin yanındayım. Ben her zaman senin yanındayım. Ne zaman öğrendin? Serhat'ı bu sabah. Geri kalanı da olay gecesinden hemen önce. Ne geri kalanı? Eskortluk meselesi mi abla? Ya gözünü kaçırmasana. Ben senin kardeşinim. Benim gözümün içine bakabilirsin. Enişten biliyor mu? Ekrem? Tamam, ifade vereceğim. Yağmur, nereye? Azıcık konuşalım ne olur. Tamam, ifademi vereceğim, merak etme. Kimsenin başı benim yüzümden belaya girmeyecek yani. Anlatacağım bildiğim her şeyi. Ya abla, zaten bu konuşmak olmuyor ki. Yani bir süre sonra bizimki hep böyle bir sorgulamaya dönüyor, farkında mısın? Ya ben zaten benim yüzüme bile bakamayan biriyle ne konuşulur bilmiyorum ki. Abi, Aslan sokağından haber geldi bu arada.
toplantı mekanının yerini değiştirdiler. Kuytu bir yer mi? Evet abi, Kilios'ta salaş bir mekan. O zaman yanında bir adam daha. Tamamdır abi. Şuna bak, şu hale bak ya. Tirajlarını patlatacak haber veriyoruz. Girdikleri manşete bak. Olacak iş mi? Kapat şunu Allah aşkına, kapat. Başka ne var elimizde? Toplantı bitmiştir arkadaşlar. Dağılabiliriz. Siz de iyi alıştınız ya kanal basmaya. Başından biliyordun. Sakin, sakin. Sen başından beri biliyordun değil mi lan o karının soykanların baldızı olduğunu? Yok ben bilmiyordum ya, öyleymiş yani. Bana bak Hati, bana bak. Eğer babam bir şekilde bu olayı öğrenirse, herhangi bir yerde bu olay haber olursa Hati senden bilirim. Seni kendi gazetene manşet yaparım Hati. Anlatabiliyor muyum? Anladım. İşinize bakın be! İşinize bakın! Alo Gökhan. Şu sabah gönderdiğim haber var ya, onu iptal abicim. İptal abicim, iptal. Var herhalde bir sebebi değil mi? Allah Allah. Niye geldin? Hayırdır? Yağmura geçmiş olsun demeye. Serhat'ı öldürmeyeyim diye geldin değil mi? Hı? Ama o kırtasiyedeki videoyu silmeyi unutmuşsunuz. Aslan, Serhat'a dokunmayacaksın. Evet Hülya Hanım. Aynen öyle. Dokunmayacak. Çünkü ben o adamın içeride çürümesi için elimden gelen her şeyi yapacağım. Ne diyorsun sen ya? Ne içerisi, ne çürümesi? Ailecek bizi düşürdüğün durumun farkında mısın sen? Ne duruma düşürmüşüz Hülya Hanım sizi ya? Sen bu adamın kim olduğunu biliyor musun? Tamam, yeter, yeter, tamam. Susun. Gece uzun. Gece boyunca her şeyi detaylıca konuşacağız. Tamam mı? Yarının programında değişiklik olmuş aslan. Senin için bir sakıncası mı var Serhat? Yok, yok birader bir sakıncası tabii. Da ben mekan değişikliğini anlamadım. Neden oldu bu? Vallahi Kilios sakin. Orada daha rahat konuşuruz. Bir de sen oranın balığını yedin mi? Sen oranın bir balığını ye. Başka bir yerde hiçbir zaman balık yemezsin. Olur. Olur yiyelim bakalım. Yeter ki işler çözülsün değil mi? Çözülecek, çözülecek. Yarın sözleşmeyi imzalamadan önce detaylar üzerinden de geçeriz. Eteğimizdeki bütün taşların hepsini dökeriz. Bir problem yok değil mi? Yok, bir problem yok. Zaten bizim peder hep der. Ortada bir problem varsa çözümü de vardır. Çözümü yoksa ortada bir problem de yoktur diye. Vay arkadaş, ne güzel konuşmuş. Vallahi çok güzel konuşmuş ha. Tamam. Yarın her şeyi halledeceğiz. Yarın bütün problemlerimizi halledeceğiz Serhat. Eyvallah. Eyvallah, halledelim bakalım. Abi. Ne oldu oğlum, hayırdır? Bir şey yok abi. Yarın ne yapıyoruz diye sormaya geldim. Yarın bir şey yapmıyoruz. Sen bir aynaya baktın mı şu suratına? Ben iyiyim abi, sen söyle, yapalım. Hayır, iyi değilsin. Gözlerinin altına Osman. Önce git bir dinlen. Ruh gibisin. Bizim sana ihtiyacımız var. Haber vereceğim sana, tamam? Hadi.
Selamünaleyküm Hasan dayı. Hoş geldin aslanım. Hoş bulduk. Nasılsın? Sağ ol. Buyur. Ellerine sağlık. Balıkları hemen atayım mı? Dayı sen balıkları da hemen at. Ivır zıvır ne varsa hepsini getir. Ondan sonra da burayı bize bırak. Tamam. Geç Serhat, hoş geldin. Ne oldu aslan? Çok mu acıktın? Yok arkadaş, olmayacak. Batıyor. Şşş. Bak hele şampiyon, hayırdır oğlum? Sakin ol. Otur yerine. Otur yerine. Hayırdır aslan? Keyfin yok gibi. Hay vallahi öyle Serhat. Cunun biri bizim baldızı dövmüş. Ama benim derdim başka. Benim derdim karımla. İnsan böyle bir anda evlenince bazı şeylerin ayarını tutturamıyormuş. Onu fark ettim. Yani bazı konularda biz anlaşamıyoruz kendisiyle. Kadın sivrisinek öldüremiyor. Ya sivrisinek öldüremiyor kadın. Ya da balık. Benim balık tutmamdan bile nefret ediyor. Sana öyle söyleyeyim. Canı acıyormuş. Onları böyle oltada çırpınırken görünce dayanamıyormuş. Öyle diyor. Ama pişmiş balığı da böyle önüne getirip koyunca şöyle limonu bir güzel sıkıyor. Löp löp götürüyor. Onu biliyor. İnsanlar ne acayip değil mi Serhat? He? Yapılırken pis işleri görmek istemiyorlar ama onların nimetlerinden faydalanırken de hiç sesleri solukları çıkmıyor. Ama alışacak. Alışır değil mi? Bilmem. Tanımıyorum ki. Aslan. Bak şu baldız mevzuna gelince de. Doğru söylüyorsun. Siz devinle daha hiç tanışmadınız. Artık şu asıl konuya gelsek mi ha? Aileden daha önemli bir konu mu var Serhat? İş, güç falan filan bunların hepsi hallolur. En önemlisi aile. Ben sana karımla problemim var diyorum burada. Bundan daha önemli bir konu mu var? Doğrusun. Aile önemli tabii. Bir de misal. Bebekler yeni yürümeye başlarken tam yere düşecek ne yaparsın? Gayri ihtiyari yere çakılmasın diye tutarsın değil mi? Yanlış. Yanlış. Bırak yer çekimini düşerek öğrensin.
İnsanın canı acımadan yürümeyi öğrenmiyor Serhat. Anlatabildim mi ne demek istediğimi? Ha işte bak, bizim mesele de bu. Dün karımla oturuyoruz. Valide de oturuyor orada. Konu bizim baldız. Hani sana bahsetmiştim ya. Hayvanın birisi var. Baldızı dövmüş diye. Bir taraftan valide bastırıyor. Savaş çıkacak aslan. Karının ne dediği umurumda bile değil. Bu konu burada kapanacak. Hiçbir şey yapmayacaksın. Bir taraftan demin zorluyor. Bu adam cezası neyse çekecek. Yağmur'la da konuştum. O da hazır, ifadesini verecek. Bu adam ne kadar yatması gerekiyorsa o kadar yatacak. O kadar basit. Çok basitmiş. Öyleymiş, öyle diyor. Yani adalet varmış. Sen ne dedin peki? Ben ne dedim? Böyle davranan insanların sence yaşamaya hakları var mı diye. Sakin. Sonra ben ikinci sefer aynı soruyu sordum ve bana aynı cevabı verdi. Bak burası çok önemli. Dedi ki ben mi karar veriyormuşum ona? İyi dedik ya. Madem öyle elimi eteğimi çektim. Dedim ki düşmeden yürümeyi öğrenemeyecek. Bıraktım. Ama bu seferlik mecbur düşecek. İndirin lan silahlarınızı. Bir şey fark etmediniz mi? Bu hayvanı polise verdim ben. Ulan çocuğu. Sen içeriden çıkacağım. Seni gelip alacaklar. Sen içeriden çıktıktan sonra sana ne yapacağım ben biliyor musun? Bak iyi bak. Bak buradaki çift tonoza iyi bak. Seni tonoza bağlayıp balıklara göndereceğim. Sen benimsin oğlum. Seni bekleyeceğim, sen benimsin. Alın bunları, alın bunları hadi. Bunu alın, sen de bunu al. O zaman belki karım da anlar. Balıkların eline de fırsat geçince onların da insan yiyebileceğini. Yürü, yürü. Efendim Eko. Abi neredesiniz? Dışarıdayız oğlum, ne oldu? Ben patladım abi dediğin gibi. Serumluk falan oldum. Hani bugün benlik bir şey olursa gelemem diyelim. Ya oğlum dedik sana o kadar dinlen diye dinlemiyorsun bizi. Gelelim mi? Bir şey var mı? Yok abi iyiyim. Bugün dinleneyim, toparlarım. Görüşürüz. İyi hadi eyvallah. Kızım ben sana ev aldım, ev, ev. Sen yetmiyor mu sana bu? Ya ben sana senelerdir para yağdırıyorum. Sana nasıl yetmiyor bu ya? Bak benim, ulan çoluğumun, çocuğumun rızkına girdim ben. Sen, bende para mara kalmadı duyuyor musun? Anlamıyor musun sen ya? Ya tamam be, tamam, tamam uzatma. Bulduk paranı, yollayacağım son. Duyuyor musun? Son kez yolluyorum. Ben biraz kez.
Beni sakın oyalamaya kalkma. Her yere yayarım bu videoyu. Her yere. Özledin mi beni? Özledim. Ne kadar? Çözeyim mi seni? Yok. Bitti. Geçmiş olsun Seyran. Bak. Bunun eli çok hafif. Hiç acıtmıyor. Babaanne bu denir mi ya? Adı ay. Cemre. Öyle öyle. Cemre düştü toprağa. Sana da çok kış yaptı zaten. Heh Leyla. Ya ben de seni arıyordum ya her yerde. Şu dün konuştuğumuz borç işi vardı ya. Tolga sen Cemre ile tanışmış mıydın? Gel tanıştırayım. Bahsettiğim hemşire arkadaşım Cemre, Tolga eşim. Babaannem çok sevdi Cemre'yi, eli çok hafifmiş öyle dedi. Merhabalar, memnun oldum. Ben Cemre'yi geçireyim, ondan sonra konuşuruz tamam mı Tolga? Tamam, şey işiniz uzunsa ben... Sonra dedim. Tekrardan geçmiş olsun Seyran. Ben de yine yapmayı beceremiyor ya. Ha, o yüzden kıskandı işten atarı zannediyor Zahar. Evet, çok doğru söylüyorsun babaanne. Bitti mi? Aha. Deniz'e söyledim annem hazırlasın diye. Evet, evet. Anne sen de duysan iyi olur aslında babaannemle ilgili. Hülya Hanım, demans hastaları için istikrar da en az bu yürüyüşler kadar önemli. Yani çevresinde tanıdığı, bildiği insanların olması. Bulunduğu yeri yabancılarsa atak dönemleri o kadar sıklaşabilir. Bir de sürekli değişen hemşireler, bakıcılar pek önerilmez böyle durumlarda tabii ama sizin doktorunuz... Size bunu söyledi. Söyledi, doktoru söyledi. Bir şeye ihtiyacımız olursa ararız sizi. Teşekkürler hemşire hanım. Yeliz, annemi hazırla, Aslan geliyor. En önemli şeyi daha söylememiştim ama. Neydi o? Güler yüzüm. Annem için yapması en zor şey olabilir bu. Tamamdır, tamamdır Pınar Hanım. Çok teşekkür ederim. Haberleşiriz zaten. Tamam, görüşmek üzere, sağ ol. Avukatla konuştum. Serhat'ı gözaltına almışlar. Artık bundan sonrası yargıda dedi. Yağmur. Canım seni böyle görmek beni mahvediyor. Azıcık gülsen artık ne olur. Bak tutuklandı da. Bundan sonra her şey yoluna girecek, her şey güzel olacak merak etme. İnşallah. Ben avukatla da konuştum, Aslan'la da konuştum. Bu dava meselesi basına yansımayacak hiç merak etme. Durumunla ilgili hiç kimse hiçbir şey bilmeyecek. Durumum mu? Bu benim durumum ne? Yağmur. Ben bunu gerçekten soruyorum. Gerçekten merak ediyorum. Benim durumum ne? Ya da senin dediğin gibi bu durum duyulsa... benim için mi kötü olur abla yoksa sizin için mi? Yağmur. Güzelim bak hepimiz çok yorgunuz. Hepimizin sinirleri çok bozuk. Birbirimizi yanlış anlamaya çok müsaitiz. Yapma ablacığım. Benim tek derdim, yemin ediyorum senin daha fazla üzülmemene uğraşma. Bana bak. Hadi akşam hep beraber yemeğe çıkalım. Bir dışarıya çıkalım, şöyle bir kafa dağıtalım ya, hadi. Yok abla, benim öyle bir durumum mu var? Mızıkçılık yapma Yağmur, hadi. Hem hepimize çok iyi gelir, bir nefes almış oluruz. Ha?
Tamam, nefes almış oluruz. Çıkalım. Kafamızı dağıtalım bakalım. Tamam. Akşam amcanla beraber Serhat'la buluşacaksın. Ne gerekiyorsa anlat. Biz bir şekilde Serhat'ı dışarı çıkaracağız. İşte gerisi sende artık. Romanya'ya mı gönderirsin? Dünyanın bir ucuna mı bilmiyorum. Kaybolsun gitsin işte. Anne, anlıyorum tamam aileyi korumaya çalışıyorsun da. Bak şimdi biz bunlara karşılık vermezsek yanlış anlaşılmayacak mı? Güçsüz görüneceğiz. Zayıf görüneceğiz. Konuşacaklardır bunlar sağda solda. Duygu düşüncelerini psikoloğunla paylaşırsın. Eğer hala bir psikoloğun olmasını da istiyorsan... Dediğimi ikiletmeden yaparsın. Hadi. Çok şanslısın. Annemin sevgisi öyle bir şey ki... ...bazen keşke beni de sevme seviyorum. Leyla. Leyla iyi misin? İyi misin Leyla? Geçti. Seansların da yaklaşıyor. Kimseye söylemedin galiba. Ailene yani. Söylemedim. Aslında dün... Tolga'ya söyleyecektim ama vazgeçtim sonra. Neden? Tedavi sürecinde ailenin bana en büyük desteği... ...yanımda olmayarak verebileceğini gördüm. Düşündükçe başka bir şey fark ettim. Ben bu hayata hep başkaları için yaşamışım. İyi bir evlat, abla, kardeş, eş, iyi bir anne olabilmek için yani ben bunları sonsuza dek sıralayabilirim. O kadar başkaları için iyi olmaya odaklanmışım ki kendim için iyi olmak ne demek? Unutmuşum, hatırlamıyorum. Yaslan bakalım arkana. Neden? Yaslan. Hatırlatmaya çalışıyorum şimdi sana. Yaslan arkana. Kapattı gözlerini. Ay ya. Hadi kapat gözlerini. Tamam. Şimdi düşün bakalım. En son ne zaman kendin için iyi hissettin? Hoş geldin Freud. Çocukluğuma da dönecek miyiz? Bak ya. Biz buna meditasyonda içe dönüş diyoruz. Hadi kapat gözlerini. En son Leyla için, sadece Leyla için ne zaman iyi hissettiğini düşün. Cihan'ın eski evde. Cihan abim 18'ine bastığında annemlerden habersiz alıp döşemişti o evi. Cihan Aslan ben. Aslan kardeşim. Gizli mabedimizdi orası. Ne yapıyordunuz orada? Battaniyenin altına girip film izlerdik. Sevgililerimizle buluşurduk. Dünyanın en mutlu şarabını içerdik. Ama Aslan'a vermezdik. Çünkü küçüktü çünkü o. Delirirdi. Sonra bir atarımız vardı. Çok güzel günlerdi. Ne oldu peki şimdi o eve? Hiçbir şey.
olan bize oldu. Büyüdü diyor. Artık üçümüzün bir arada olması çok zor. Yani en kötü ne kaybedebilirsin ki? Bence denemeye değer. Yalnız onlar odama gidecek. Odanıza temizlik vardı, götüreceğim bitince. Tamam. Nerede bu yeni aldığım şampuan ya? Nevzat, sen misin? Nevzat kim kız? Aslan ben, aslan. Gittin karını dinledin ha? Biz ne zamandan beri böyle işlerimize polisi karıştırır olduk? Teker teker gelin be annem. Aslan. Nedret'in sıfatsız oğlusun sen o zaman. Değil, o da değil. Ha gayret bak, az kaldı. Sen karını eğiteceksin diye biz yedi düvele rezil mi olacağız her gün? Sen şimdi onu bunu bırak da bak sen bir cengavellik yapıp o herifi içeriden çıkartmaya kalkarsın ya. Bak ben sana söyleyeyim, aklında bulunsun. Onu ya yerin yedi kat dibine götürmen lazım ya da dünyanın diğer ucuna kaçırman lazım. Bunun başka bir alternatifi yok, bilesin. Da böyle uzun boylu senin gibi. Uzun boylu. Baban yaşasaydı ne derdi hiç düşündün mü? Ortağın oğluna dokundurur muydu seni hiç? Laftan sağan anladım. Zulmü görmezden gelmek mazluma yapılmış en büyük ihanettir. Babam yaşasaydı bunu söyler. Aman hepiniz iyi ezberlemişsiniz babanızın lafını. Aferin. Keşke adam yaşarken de onu dinleseydiniz bu kadar. Cihan'ım. Deli balım, sen misin? Değilim babaanne, aslanım. Değilim. Buyur. Abim gitti mi? Hayır, Seher Hanım'ın yanında. Tamam. Saçlarınız çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Çok yıpranmıştı son zamanlarda. Bakım zamanı da gelmişti. Ben de yeni bir ürün deneyeyim dedim. Kahve için teşekkürler. Dün konuşamadık. En kısa zamanda yüz yüze görüşelim. Ayarlamaya çalışacağım. Merak etme. Akşam yağmur alıp gece dışarı çıkalım mı? İyi gelir kısa da. Aslan. Nereye? Bugün yemeğe kalıyorsun artık. Bir haftadır yoksun zaten. İyi. Devine de haber vereyim, yağmuru alsın gelsin. Ne yağmuru be? Ne yağmuru? Ben oturtur muyum o... Bak sakın ha. Ayıp, ayıp. Ben o kızı soframa falan oturtmam. Bu ne artık ya? Yeter yani. Ahlaksızlık diz boyu. Ahlaksızlık ha? Ahlak, senin için ahlak ne? Senin ahlak anlayışın ne? Bağırma. Bak bu bindiğin araba, bu oturmuş olduğun ev... Kurmuş olduğunu o vakıf hepsi böyle tertemiz, gıcır gıcır, ahlaklı paralarla oldu değil mi? Yani bunların hiçbirisinden rahatsızlık duymadın şu zamana kadar. O kızın sevişmesi mi seni rahatsız etti? Hani, ne yaptı? Ne biçim konuşuyorsun sen annenle böyle? Bu devin hayatına girdiğinden beri kafayı yedin sen iyice. Ya bırak artık şu devinden bahsetmeyi. Her lafa devini sokuşturmayı bırak artık ya. Bakalım bu mesele yarın öbür gün böyle duyulduğunda böyle Avrupalı gibi konuşabilecek misin? Yani seni tanımıyoruz sanki Aslan Bey. Bugün alttan aldığın her şey yarın başına yıkılacak, unutma.
Olmayacak öyle bir şey. Sen onu istiyorsun ama olmayacak. Evin benim ailem. Anladın mı? Yani Yağmur'da otomatik olarak benim ailem. Şimdi ben bu aileden şu zamana kadar utanmamışım da onlardan mı utanacağım? Ya bir sakin olsana sen. Nedir yani bu gerginliğin, onu anlamadım. Tamam, gerilmedim, yok bir şey. Tamam, gerilmene gerek yok. Bak işte ne güzel dans ediyoruz. Tamam. Yağmur, Yağmur. Yağmur. Yağmur, tamam. Gel, gel hadi, otur azıcık. Gel ya, hadi otur azıcık canım, gel. Gelecek. Yavaş. Yavaş. Ha şöyle. Ne oldu? Dağıtalım diyordun kafaları. Ha? Kafamı dağıtıyorum işte. İnadına yapıyorsun. Yapma. Ya takılmasana sen. Ya bırak kız. Herkes kadar kafası güzel. Ne var yani bunda? Sakin. Ekrem niye gelmedi? Ekrem... Hasta, çok hasta oldu. O yüzden gelemedim. Kardeş, sana bir işim düştü. Bir hesap ekleyeceksin. Tamam, ben şimdi yollayacağım sana bilgileri ama biraz acil. Tamam mı? Sabah olmadan elimde olsun. Tamam, sağ ol. Eyvallah, hadi. Nasıl yapacaksınız bunu? Ona bak. Babam değil, değil mi? Babanın haberi yok. Olması lazım ama yok. Olmayacaktı zaten. Konu tartışmaya kapalı. Bir ton sabıkam var. Bunu da duyarsa her şeyimi elimden alır. Endişe etme Serhat. Endişelenme. Babanın tadı kaçsın istemeyiz. O iş bizde. Organizasyonu biz yapıyoruz. Nasıl? Adli tıp raporunu değiştireceğiz. Ama sen... İlla dersen ki yok, benim avukatım yapsın, bizi o zaman uğraştırma. Ver bir saat. Peki, İlyas Bey'in haberi olmadan raporu değiştirebilir misin? Vallahi İbrahim abi, kimin hallettiği gram umurumda değil. Yeter ki bir an önce beni buradan çıkartın.
Tamam oğlum, dedik ya o iş bizde diye. Ama asıl mevzu dışarı çıktıktan sonra. Aslanı gördün, gözünü karartmış. Ne yapacak peki bu manyak? Ha? Bir yüzünden bizi mi öldürecek? Senin sülaleni mi kardeşiz? Yok. Ayrıca ki böyle bir şey olsun istemiyoruz tabii. Siz ne istiyorsunuz peki? Biz ne istiyoruz? Biz senin biraz buralardan uzaklaşmanı istiyoruz. Yani ortalık sakinleşinceye kadar. Ya abi, benim yurt dışına çıkış yasağım var. Babamın haberi de olmasın diyoruz. Nasıl olacak bu iş? Nasıl kaybolacağım ortadan ben? Ya sakin ol, sakin ol oğlum. İşte Cihan tam da bu iş için burada. He? Sen salınır salınmaz seni yurt dışına çıkaracak. Serhat, bak yanlış yapıyorsun. Bizim bu görüşmeyi yapmamız bile yanlış. Bizim bugüne kadar yaptığımız tek bir yanlış oldu Suat. O da seni avukat olarak tutmak, biliyor musun? Ulan bir raporu bile halledemedin sen buraya. Bir de gelmiş car car konuşuyorsun ya. Ya fırıldağı kimin üflediği önemli mi? He? Benim rahmetli birader hep öyle söylerdi. Bir yerde bir fırıldak dönüyorsa mutlaka bir üfleyeni vardır. Bu seferkinde biz üfleyeceğiz. Senin işin hallolsun diye yani. Vesikalık lazım de imza vermeyin. Olur, ofiste bir tane olacaktı, getiririm ben. Bu gece lazım. Biyometrik. Tamam. Suat, herhalde bunu halledebilirsin değil mi? Ofisteki çekmecenin içinde bir tane biyometrik resim. Ha? Bir de bunları giyeceksin. İçinde kurşun geçirmez yelek var, onu da giyeceksin. Abi kurşun geçirmez yelek ne alaka ya? Biraz abartmıyor muyuz? Bana kalsa kafana miğfer de verirdim ama. Müfer, onu nereden buldun lan müfer? Amca. Anasını bozdu. Olur. Tamam, yeleği de giyeceğim. Ama ne yapıp edip beni bir an önce buradan çıkartın. Binadan çıktıktan sonra karşıda ara sokakta bir tane araba olacak. Selektör yapacak. Koşarak arabaya gireceksin, tamam mı? Tamam, sonra? Sonra Karadeniz, Romanya. Oradan da işte doğrultusuna, nereye istersen. Olur, anlaştık. Tamam. Çıkalım mı amca? İster misin hadi? Tamam, şunları bitirip kalkıyoruz. Başka bir şey söyleyeyim. İnadına yapıyor ya. İnadına yapıyor. Kavga çıkartmak için yapıyor. Ya burada onu göze alacak kimse yok. Kavgayı mavgayı. Ne diyorsun sen? Daha beteri de var. Bizi kanalize bak. Bizi kanalize kal. Ya da zilleri çal. Yağmur. 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 İyi misin? Bak bakayım bana. Canım, iyi misin? Bana bak. Tamam, hadi gidiyoruz. Haydi gidiyoruz. Hadi gel bakalım. Hadi, yavaş. Tamam, yavaş. Dünyanın bütün milletleri yoğun devamlı tertiplenir. Herkes telaşlı, herkes matiz. Uyandılar yine kısmet deyip ama geçmedi pisliği yak kendi. Eyvallah amca. Eyvallah. Şşş. Yeğenim. Sen bu işi yapacaksın değil mi?
Yapacak olmasaydım gelmezdim herhalde, hayırdır? Ne bileyim, içeride herifi bir dövmeden kaldı da. Ne yapacaktım, elini mi sıkacaktım? Kızı bir güzel haşet etmişin diye. Ya ben onu mu diyorum yeğenim ya? Merak etme amca. İlyas'la ortaklığım bozulmayacak. Para kaybetmeyeceksin. Annem de biricik oğlunu kaybetmeyecek. Cihan burada, Cihan. Soykanların kirli eli. İzin mi ettim seni? Turgut, çıktık, gel. Buna baksana. Yağmur, tamam canım. Eve gidince konuşuruz, olur mu? Niye konuşuruz? Ne oldu, niye konuşuruz? Şurada iki dans ettim diye utandırdı mı seni? Ne oldu? Yağmur, ne alakası var Allah aşkına? Abla, yüzüme bakar mısın? Ya abla, yüzüme baksana ya! Şşş, tamam. Ya sen niye bana bakmıyorsun abla? Sen beni niye görmüyorsun? Ben senin gözünün içine bakıyorum beni gör diye. Sen beni niye görmüyorsun abla? Sen beni niye dinlemiyorsun? Yağmur, tamam, evde konuşuruz diyorum, tamam? Ya niye konuşacağız? Neyi konuşacağız? Ben bunu tanıyorum. Ben bunu tanıyorum ama bu Devin Akın. Akınların yüz akı Devin Akın. Ben bunu tanıyorum. Ama Yağmur olmadı. Yağmur adi, namussuz, haysiyetsiz. Senin teki çıktı Yağmur. Yağmur yapma. Değil mi? Ben bunu biliyorum abla. Konuşacağız, neyi tamam. Konuşacağız ya evde? Sen beni niye dinlemiyorsun abla? Neden beni duymuyorsun? Ben anlamıyorum ya. Ben sana nasıl derdimi anlatacağım? Ben bunu anlamıyorum abla ya. Niye beni duymuyorsun? Söylesene. Tamam Yağmur, anlat, tamam. Anlat. Diyorsun ki ben sana analık babalık ettim. Ben sana baktım. Ya sen buna baktın da sen beni gördün mü abla ya? Ya akşama kadar o saçma sapan insanların dertlerini dinliyorsun ya. Sen beni bir kere dinledin mi abla? Sen yanıma geldin, İzmir'de beni o halde buldun. Orada bana bir kere sen ne yaşıyorsun ya? Bu nasıl tamam. Bir hayat? Sen ne yapıyorsun Yağmur? Dedin mi bana ya? Ya ben senin kardeşinim ya. Beni böyle vurmaktan köpek sahiplenir gibi alamayalım. Sen... Lan gel buraya gel. Sen videoyu mu çekiyorsun? Aslan, Allah aşkına. Abi tamam. Sırası mı? Abi ne yapıyorsun ya? Bunlar ya. Yağmur. 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 Yağmur durur musun? Yağmur. Ya şimdi geleceğim ben. Bekle. Sen bekle. Sen bekle. Nereye gitti? Aslan, hemen gitmemiz lazım, hadi. Tamam, nereye gittiğini biliyor musun? Bilmiyorum ya, eve ya anneme gidiyordur. Tamam Turgut. Devini al, nişanıma gidiyorsunuz hemen. Tamam dayışım. Sen nereye? Ben başka bir yere uğrayacağım. Sen git. Sakin. Bana bak. Sakin. Tamam. Haber alırsan beni ara hemen. Gel buraya. Buraya gel. Buraya gel. Kaç para bu telefon? En son çıkanı almıştım. Bana yalan söyleme. Bana yalan söyleme. Seni tokat manyağı yaparım bak ha. Kaç para? 3 yıl önce almıştım. Boşum birader. Boş abi. Alo Devin. Yağmur'u buldum. Neredesiniz? Babanın evine gel. Tamam. Tamam tamam, geliyoruz hemen. Tamamdır.
Yağmur. Ben konuşmak istedim ama kapıyı açmadı. Abla kardeş başıma bela edecekler bu herifi ya. Dur bakalım. Ergun bir şeyler yap yolla şunlara. Gece gece tatsızlık çıkacak. Komşulara rezil olacağız. Ya anne. Hı? Yağmur ablan mesaj attı bana gelmeden önce. Babam evde mi diye sordu. Sen de evde mi dedin annem? Aferin. Ne yapsaydın? Bana bak bir daha mesaj atarsa, ararsa filan sakın cevap verme, tamam mı? Sakın. İyi de ablam sonuçta. Ne ablası oğlum? Ne ablası ya? Ne işiniz var sizin burada be? Ha? Gitseniz de buradan. Hadi baba. Gidelim. Baba lütfen. Babacığım. Baba beni iki dakika dinle, sana yalvarıyorum babacığım. Gerçekten gideceğim, sana söz veriyorum. İstemiyorum diyorum, istemiyorum. Bak, karım korkuyor, oğlum korkuyor. Niye laftan anlamıyorsunuz siz be? Yağmur, hadi gidelim yavrum. Ha. Almış yanına bir de mafya bozuntusunu. Beni mi korkutacaksın bu eşkıyayla, ha? Ergun Bey. Bak, laflarına dikkat ederek konuş benimle. Lütfen. Ne olur dikkat etmezsem. Döver misin, öldürür müsün? Ne yaparsın? Şimdi. Gidiyor musunuz buradan? Yoksa polis mi çağırayım? Baba lütfen. Benim sana çok ihtiyacım var baba. Sana yalvarıyorum lütfen. Beni iki dakika dinle baba lütfen. Ben kime gideceğim baba lütfen ben ya. Ben seni yeterince dinledim. Yapacağım her şeyi de yaptım. Ulan, ulan sicilini bile ben temizlettim senin be. Bunca yıldır yediği butları biliyor musun sen? Bilmiyorsundur. Nereden bileceksin ki? Karın bile bilmiyor. Annesi biliyor ama. Ablası yediği haltları öğrenmesin diye az yalvarmadı annesine. Ben yapacağımı yaptım. Benden bu kadar. Benim bir ailem var. Ve siz oraya ait değilsiniz. Anlayın bunu artık. Şimdi defolun gidin evimden. Hemen. Ergun Bey. Ergun Bey. Bak, sen var ya, bana bak bana. Sen sadece çok kötü bir baba değilsin, biliyor musun? Sen aynı zamanda beş kuruş etmez bir adamsın Ergun Bey. Keşke şu sicil micil işleriyle uğraşmasaydın da şuranı temizlemek için biraz çalışsaydın. Sen merak etme, Yağmur'un bu saatten sonra bir ailesi var. Ben varım. Devim var, biz varız. Tamam. Ne kadar yeteriz, yetmeyiz onu bilmiyorum. Ama sana şunun garantisini veriyorum ki bundan sonra sana ihtiyacı yok. Ben şimdi Yağmur'u da alıp defolup gidiyorum buradan. Ailenle, karınla, çocuğunla mutlu, huzurlu bir yaşantı diliyorum sana da. Hadi. Thank you.
güzelim. Güzelim. Çok özür dilerim. Her şey için çok özür dilerim ya. İstersen eve gider gitmez konuşuruz. İstersen saatlerce, istersen günlerce, istersen haftalarca. Özür dilerim güzelim. Seni çok seviyorum ya. Aç mısınız? Açız tabii ya. Açız. Hı? Hadi bakalım. Çorbalarınız. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Teşekkürler. Eyvallah yakışıklı. Teşekkürler. Enişte. İyi ki varsın. Sen de. Ulan yavaş ayıcık. Dayıcım buranın olarak kokar hiç. Çoban orma yalan ben sana söyleyeyim. Şu sirkeyi uzatır mısın? Alacağım. Afiyet olsun. Ben alırım ha. Anlaştık değil mi? Görüşürüz. Ne oldu? Hani dünyaları konuşacaktınız? Ne yapayım? Uyudu kız. Uyandırayım mı? Aslan. Efendim canım? Nasıl bildin? Ne? Oraya gideceğini. Böyle durumlarda önce cellada koşulur. Anneme söylemeli miyim sence? Yağmur'un gizlediği şeyleri bilmesi gerekmez mi? Gerçi kalbine iner kadının ya. Ya bence söyleme. Gerek yok hasta kadın. Öyle mi? Gerek yok bilmesine. Devin. Hı. Bilmiyorum sana daha önce söylemiş miydim ben? Ne ya? Ben seni çok seviyorum biliyor musun? Kızım sen sarımsak mıydın? Bak ikinci kafa geliyor ha. Yahu. Ayıptır ya. Kelle paçaya sarımsak koymanın bak. Ayıptır. Allah Allah ne yapayım bu senin problemin? İşkembe sarımsaksız olmaz.
Gel buraya gel. Basmış sarımsağı. Böyle bir şey yok arkadaş. Ya ne yapayım? Ben sen de koydun zannettim. Koymadım yok. Böyle durumlarda çiftler birbirine sorar. Evet, fotoğrafları görüyorum biz koç. Aynen, eyvallah. Cihanlar bu gece çıkartacak bunu, belli. Tamam, Çağrı. Konuşuruz. Çağrı mıydı o? Var mı bir haber Aslan? Evet. Serhat akşam savcının karşısına çıkacakmış. Ben tabii babası ne yapar ne der onu bir gece önceden dışarı çıkartır diye tahmin ettim ama olmadı. Esişiyor. Tabii ödü kopuyor babasından. Bilmesini istemiyor tabii. Bir de bunun yurt dışı çıkış yasağı da var. Galiba bu biraz daha içeride kalacak. Ne? Ne oldu? Benim aslan kocam. Senin dediğin olmadı mı yoksa? Yoksa harikalar diyarındaki devinin dediği mi oldu? Ama ben bu kadar mesafeden seninle tartışamam biliyorsun değil mi? Kimyan müsaade etmiyor. Benim beyin fonksiyonlarım şu anda erimiş durumda. Yani sana sağlıklı bir cevap veremem. Uzun zaman da oldu. Sen de haklısın. Kızım bir hafta oldu. Ya Sevin'e döndü burası ya. Benim de bir sabrım var bak. Leyla Hanım çıkıyor musunuz? Evet çıkıyorum. Ben Mustafa. Bırakayım sizi. Hiç gerek yok. Sadece aracı getir. Peki efendim. Yarım saate Cihan'ın eski evde buluşalım. Önemli. Senin yaptığın abiliğe sığar mı? Söylesene abiye sığar mı? Bana bağırma. Ne bağırma abi ya? Sen bana söz vermedin mi? Sen bana söz vermedin mi Aslan abi? Bana... Şerefin üstüne söz vermedin mi? Bulacağız, gereğini yapacağız dediğin adamı polise verdin abi sen. Senin yaptığın abiliğe sığar mı? Bak bana! Bak bana! Sen beni dinleyecek misin? Ne öğrendin? Ne öğrendin? Her şey. Oralıymış. Yol gösterme. Bak aslanı abin olarak bana güveniyor musun? Güveniyorsun değil mi? Az sık dişini. Sık dişini diyorum sana. Gel buraya. Şeref sözü verdik ya oğlum. Haybeye uğraştırıyorsun bizi. Ya dayıcığım sen bana bir güven. Ön sezilerime güven. Bak içime bir kurt düştü. Bırak işimi yapıyorum. Ya oğlum nesini içe yapıyorsun? Çivile mi atacağız işte ya? Ya sen demedin mi? Aa şurada konuştuk ya şurada. Demedin mi? Adam mühendis, işi biliyor. Demedin mi? Ne diyeydim İskoç? Ha ne diyeydim? Dayıcığım sen anlamasın kenara çekilin diyeyim. Diyeydim de badem mi olaydım ha? Sonra Mevta bir yerden kopma yapacak. Piyastos olacağız. Ha Turgut nerede? Turgut nerede? Turgut badem oldu. Selamünaleyküm Hasan abi.
Aleykümselam Turgut. Hayırdır bu saatte? Hayır, hayır. Hasan abi, işin çok mu bugün? Neden ki? Ya senin şu takayla bir tur atmamız lazım Hasan abi. Ne oldu Turgut? Çıkıp ne yapacağız? Hasan abi, sana şöyle özetleyeyim. Bir takım mühendislik hesapları, tamam mı? Hatta fizik ile beraber matematik icap eden mühendislik hesapları. Şimdi anladın? Bir çıkıp gelmemiz lazım Hasan abi. Ne zaman çıkabiliriz senin takayla? Anladım. Bir 10 dakika bekleyin. Beni niye kimse anlamıyor ya? Uzatacak mısın da? Neyi uzatacak mıyım Cihan? Dün annen bu evde bana dedi, farkında mısın? Sen de oradaydın değil mi? Bu aralar biraz kafası karışık, ciddiye alma. Sen bir şey diyecektin bana ya. Unuttum. Hatırlamıyorum bile. İyi, hatırlayınca söylersin. Hatırlayacağım. Hiç merak etme. Bunların hepsini hatırlayacağım. Turgut! Turgut! He? Kaldın. Çalışıyorum. Ne çalışması lan? Düşünsel boyutta. Turgut! He? Ne yapıyorsun ya? İskoç. Bunun eklem yerleri zayıf. Gıcır gıcır ses yapıyor. Ben sana söyleyeyim. Ne yapalım Turgut? Geri dönüp adam mı öldürelim? Senin için rahat edecek diye adam öldürüp denize mi atalım? He? Sen maytap geç İskoç. Sen maytap geç. Hasan abi, ben şunu anladım. Bu ülkede işini layıkıyla yapanı örseliyorlar abi. Çengel bulmacada bir soru abi. Ben şimdi şunu bir atayım da siz görün. Ya ne olacak atınca? Suyun dibine inerken kopma yaparsa bu, suyun üstüne çıkar. Cansız manken bu, suyun üstünde gezer. Ama göreceksiniz bak, öyle olmayacak. Hop, yetmiş suyun dibine inecek. Bir yardım etseniz mi acaba? Tamam, tamam, geliyorum. Tut, önce bunu atacağız. Ya. Evet, şunu yaklaştıralım şöyle bir. Hadi, hadi. Hadi, önce bunu atalım. Abi, tamam, tut. Bırak onu. Üç, iki, bir, haydi! Eklem yerleri zayıfmıştı herhalde. Hadi abi, hadi. Dönelim. İş var, güç var. Kız. Hı? Hayırdır? Ne yapıyorsun gülüm? Geç. Vallahi buraya gelince insan bir garip... Biliyorum, biliyorum. Kaçıp gitmek isteyeceksiniz. Biliyorum bana bağırıp çağıracaksınız. Emri vaki yaptım, biliyorum. Ama lütfen.
Sadece bugünlük. Bugünlük bir ateşkes yapabilir miyiz lütfen? Aslan. Abi. Sadece bugünlük. Benim çok çok ihtiyacım var buna. Eyvallah. Şarap alalım mı? Hem de emden dinden. Aynı ya çeker. Ulan burası bayağı bir toz ha. Gelemedim ya bir türlü seni görmeye. Aradım da ama ulaşamadım. Öyle oldu ne yapalım? Ya ben pek telefonda konuşacak durumda değildim ya. Şimdi nasılsın? İyiyim. Çok daha iyiyim şimdi. Ya seni özlemişim Bambi. Sen söyle asıl sen nasılsın? İyi ya ne olsun. Bıraktığın gibi buradayım. Hapis hayatı işte. Kim o? Kimle konuşuyorsun sen? Hiç kimse anne çıkar mısın odamdan? Ceylan. Ver bakayım şu telefonu sen bana. Ceylan. Anne. Ceylan. Ben sana ne dedim yine mi o kızla? Bir şey olduğu yok tamam al sen bunu. Geliyorum ben. Buyurun evini söyle. Hülya Hanım ne yaşandı az önce? Anlamadım. Bu Ceylan'a Yağmur hakkında söylediklerinizden bahsediyorum. Bana da bir söylemek ister misiniz onları? Sen beni hesap sormak için mi aradın? Yok Hülya Hanım. Ben onun için aramadım. Başka merak ettiğim bir şey var. Asıl onun için aradım. Neymiş o? Hülya Hanım siz nasıl bu kadar kötü olabiliyorsunuz ya? Laflarına dikkat et Devin. Nasıl bu kadar kötülükten beslenebiliyorsunuz? Nasıl bu kadar kötü kalpli olabiliyorsunuz ya? Ailemi koruyorum ben. İnsanın ailesini korumak kötülükse evet ben çok kötüyüm. Keşke sen de zamanında kız kardeşini korusaydın da kız kardeşin de... Hadi o cümlenizi bir bitirin Hülya Hanım. Hadi bir bitirin o cümlenizi ya. Dünyadan haberi yok değil mi senin? Ben de seni böyle akıllı bir kadın falan zannetmiştim. Kan akacak. Kız kardeşin yüzünden kan dökülecek. Sen kocanı kaybedersin iki gün ağlarsın. Ama ben evladımı kaybedersem yaşayamam. Hülya Hanım kimseye hiçbir şey olmayacak. Herkes hak ettiği yerde ve hak ettiği şeyi yaşayacak. Şimdiye kadar hiçbir şey olmadı. Aslan'a da bir şey olmayacak. Olmaz tabii ben varım. Serhat'ın içeride kalması savaş demek. Ve ben bu savaşı önlemek için elimden ne geliyorsa yapacağım. Anlayamadım bir dakika. Ne demek o? Ne yapacaksınız? Gereken neyse onu. Gerekirse ailemi korumak için dünyanın en kötü insanı olacağım. Seninle aramızdaki en büyük fark bu. Hadi, hadi. Hadi. Üstteki üç tanesi yok. Nasıl zıplıyordun? Aha böyle zıplıyordum. Tamam. Bir dakika. Yumruk nasıl açıyordun? Bir dakika dur. Şöyle. Sağ alt. Dur tamam sağ alt. Ne yapmışız? Hadi bakalım geçmiş olsun. Ulan biz buna ömrümüzü verdik be. Bak bir bu bir de bilardo. Abi şunu lütfen güzelce bir döv aklı başına gelsin tamam mı? Nereye? Tuvalet hala çalışıyor mu? Bilmiyorum şey çok fazla bir şey bekleme. Ne olur ne olmaz sen yine bir kovayı doldur. Sana mağdur olma. Seç. İyi olan kazansın. Eyvallah. Thank you.
Serhat'la ilgili bir haber var mı Aslan? Ha, henüz yok. Bir şey mi oldu? Bu sabah annenle çok tatlı bir telefon konuşması yaptık da... Serhat'ın içeriye girmesi biraz canını sıkmış gibi geldi bana. Hadi ya. Ne oldu, bir şey mi dedi yoksa? Yok. Belki de ben birazcık kafamda kuruyorum olur. Ben hazırım, hadi. Serhat. Bırak bundan sonrasını biz halledelim. Ben zaten sana güvenmiyorum ki Suat. Bak adamlara. Bak. Tereyağından akıl çeker gibi çözdüler mevzuyu. Serhat. Bak bir sıkıntı çıkarsa İlyas Bey ikimizi de yakar. Benim babana haber vermem lazım. Babama. Bir de. Olur. Olur, ara babamı. Ara da ondan çaldığın... Daha doğrusu beraber tırtıkladığımız paraların hepsinden haberi olsun. Ara hadi ya. Ara ara. Ben de öyle düşünmüştüm. Hadi abiciğim. Tamam, bir dakika dur. O zaman şöyle yapacağız. Siz Karadeniz'e açıldıktan birkaç saat sonra... ben sana nasılsın Serhat diye mesaj yazacağım. Sen de bana Deniz Çarşaf sıkıntı yok yazacaksın. Neden? Mesajı senin yazdığını anlamam için. Tabii yazmazsan da... öldüğünü anlamam için. Ya Allah'ım ya. Sen var ya artık iyice paranoya yaklaştın ha. Vallahi bak. Tamam. Dediğin gibi olsun. Oldu mu? Mutlu musun? Hadi. Efendim anne. Ne yaptın? Aldırdın mı adamı? Yok. Ben alacağım. Kimseye güvenemedim. İyi. Kaçıp gittiğinden emin olana kadar ayrılma yanında. Ayrılmam. Anne. Beni Devin'e niye yönlendirdiğini biliyorum. Yani bu... pis işleri benim yapmama devam etmek için böyle bir... koz gibi değil mi? Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Bazen nasıl bir hayal kuruyorum biliyor musun? Diyorum ki... annem gerçekten benim iyileşmemi istiyor. Belki de iyi bir psikoloğa ihtiyacım olduğunu düşünmüştür. Sonum babam gibi olmasın diye. Ya belki diyorum, sırf bu sebepten beni Devin'e yönlendirmiştir. Hayali bile güzel. Kaçıp gittiğinden emin olana kadar yanından ayrılma. Ayrılmam anne. Ayrılmam. Hayırdır? Sen mi geldin? Beğenemedin mi? Yok yok, daha iyi oldu. Hadi bas kasa, bas gidelim. Hadi.
Buyurun Pınar Hanım. Ne? Nasıl tutuksuz yargılanıyor? Ne diyorsunuz siz Pınar Hanım? Basit yaralama mı? Dalga geçiyorsunuz herhalde benimle değil mi? Kafa travması geçirdi ya benim kız kardeşim. Zamanında müdahale edilmeseydi ölüyordu. Bu herif bir kadın öldürdü. Ne olacak şimdi? Benim kız kardeşimi de öldürsün diye mi saldılar? Tamam. Tamamdır, arayacağım ben sizi. Sağ olun. Ne oldu? Serbest bırakılmış değil mi? Cani. Katil herif serbest yani şimdi. Bu kadar basit mi ya? Bu kadar basit mi? Aslan. Bir şey söyleyecek misin? Adli tıp raporu değiştirilip basit tıbbi müdahaleyle giderilebilir hale getirilmiştir. Sanığında sabit ikametgah adresi ve sabit bir iş sahibi olması sebebiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verilmiştir. Bu değil mi hepsi? Ne diyorsun sen ya? Annen yaptı bunu, annen. Bu katili annen serbest bıraktı. Delireceğim ya. Söyledi ama. Bugün söyledi bana. Elimden geleni yapacağım dedi ya. Kafayı yiyeceğim ya. Aslan, bu adamı annen serbest bıraktı diyorum. Bir tepki ver, bir şey söyle ya. Annem yapmış, babası yapmış, o yapmış, bu yapmış. Sarı çizmeli Mehmet Ağa yapmış. Yani sonuçta birisi yapmış ve bu herif şu an dışarıda değil mi? Önemli olan o. Ne demek bu ya? Ne yapacağız şimdi? Elimiz kolumuz bağlı, adamın yurt dışına kaçmasını mı bekleyeceğiz aslan? Bu katil annenin yüzünden serbest mi kalacak? Aslan! Sana soruyorum, cevap ver bana. Sen bana soruyorsun, şimdi ben sana soruyorum. Son kez. Sence böyle insanlar yaşamayı hak ediyorlar mı demin? Sivrisinek öldüremiyor kadın. Ama alışacak. Alışır değil mi? Bu yüzünden düştüğümüz hallere bak ya. İnanamıyorum hala ya. Her şey babamın haberi olmayacak olsa ben o aslanı da yapacağımı bilirim de neyse. Ona da bilahare söylersin bunu.
bana bak. Siz görüşmüyorsunuz değil mi onunla? Aynen, görüşmüyoruz. Zulmü görmezden gelmek mazluma ihanettir. Babamın lafı. Geçen gün babaannemi yürütürken annem de yanımdaydı. Ona babamın lafını hatırlattım. O da, ulan hepiniz babanızın lafını ezberlemişsiniz, aferin size dedi. Annem sana söyledi değil mi? Kamera kayıtlarını ortadan kaldırmanı. Annem dedi sana Serhat'ı kaçır diye. Öyle mi? Sen de bilerek bıraktın o son kamera kaydını. İz bulalım diye. Hı? Peki ne yapacağız bundan sonra kardeşim? Bu saatten sonra çatışacağız mı? Sence kardeş? Hı? Sence? Geldik. Atla. Yürü yürü. Ne yapacağız? Bununla mı gideceğiz? Yok, deniz otobüsü bekleyeceğiz. Reis, Vira! Şu düştüğümüz durumlara bak be. Ya sen şu girdiğimiz hallere bak ya. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Onlar var ya, babama dua etsinler, babama. Şişt. Bu arada biz de öyle mevzudan kaçacak adam değiliz ha. Uyandırayım yani, anlatabiliyor muyum? Anlatamıyorsun. Rastgele. Hayırdır lan? Ha, tezgah mı kurdunuz lan siz?